Herkese selam arkadaşlar, ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da oynayan yeni eklenen Wildwood Car Club adındaki yerin inceleme ve rehber videosuyla karşınızdayım. Evet, bu Wildwood Car Club oynayan San Andreas Mercenaries güncellemesiyle birlikte eklendi ve kısaca özetlemek gerekirse de burası esasen içerisindeki araçların zamanla değiştiği bir araç podyumu. Videoyu yayınladığım tarihte bu Wildwood Car Club'a yalnızca oyunun yeni nesil sürümleri olan PlayStation 5 ve Xbox Series XS üzerinde görebiliyor ve erişebiliyorsunuz. Ayrıca eğer GTA Plus üyeliğiniz varsa buraya özel avantajlardan da yararlanabiliyorsunuz. Üyeliği olmayan kullanıcılar da buraya erişebiliyor fakat yalnızca içerideki araçları inceleyebiliyorlar. Bunun dışında ekstra avantajları bulunmuyor. Öncelikle isterseniz buranın nerede olduğunu sizlere göstereyim. Oyundayken haritanızı açtığınızda şehrin en alt taraflarında şu an ekrandaki gibi bir simge göreceksiniz. İşte burası Wildwood Car Club oluyor. İçeriye girdiğinizde sağ ve sol tarafta toplamda 10 farklı araç göreceksiniz. Bu araçlar her ay GTA Plus üyeliğinin bonusları yenilendiğinde değişmekte. Araçların yanına geldiğinizde de 2 farklı seçenek göreceksiniz. Birinci seçenekten aracı GTA Plus üyeliğinizin bir avantajı olarak herhangi ekstra bir ücret ödemeden dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. İkinci seçenekten de dilerseniz yine GTA Plus üyeliğinizin bir avantajı olarak aracı %20 ya da daha üst bir indirim oranından faydalanarak satın alabiliyorsunuz. Burada bulunan araçları isterseniz buraya gelip alarak, isterseniz de dışarıdayken Interaction menüyü açıp buradan Vehicles ve buradan da Request Car Club Vehicle seçeneğinden dilediğiniz aracı seçerek yanınıza isteyebiliyor ve kullanabiliyorsunuz. Bu araçları kullandığınızda da haritadaki simgelere aynı diğer işletmenizin araçlarını kullandığımız zaman da olduğu gibi sarı bir araç simgesiyle işaretlenmiş oluyor. Bu Wildwood Car Club'ın içerisinde tam ortada bir de podyum aracı bulunuyor ki bu araçta yine her ay değişiklik gösteriyor. GTA Plus üyelerine özel her ay bu aracı buradan ya da kendi sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Yine yanına geldiğinizde diğer araçlarda olduğu gibi bunda da aracı sürme seçeneği ve ekstradan da ikinci seçenekle birlikte de aracı ücretsiz bir şekilde satın alma seçeneği bulunuyor. Son olarak çok büyük bir özellik olmasa da podyumun hemen yan tarafında duvarda duran bir radyo bulunuyor ve dilerseniz buradan içeride çalan şarkıyı da değiştirebiliyorsunuz. Bunun dışında burasıyla ilgili anlatılabilecek başka bir şey bulunmuyor. Evet, böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Peki siz bu yeni eklenen yerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce bu şekilde yeni nesile özgü olması, hatta içerdiği avantajlarının da GTA Plus'a özel olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunları videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Evet, videoyu beğendiyseniz like atıp bir de yorum bıraksanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.